Herkese merhabalar. Bugün ben size Didim'in en güzel koyuna sahip bir siteden 3 artı 1 ayrı mutfak tam müstakil bir villa tanıtımım olacak. Ben ilk önce burayı göstermek istedim size. Bu sitenin koyu bu. Evet, mükemmel. Denizin sesini duyuyorsunuz. Pırıl pırıl. Böyle tam bir cennet. Tam bir cennet koyu burası. Bu koya 300 metre mesafede villamız. 124 metre arsa üzerine kurulmuş. Tam müstakil. 3 artı 1. Ebeveyn banyolu. Ayrı mutfak. Bu villamızı ben sizi tanıtmaya çalışacağım. Ben çok uzatmadan buyurun gelin beraber tanıyalım diyorum. Evet dostlar, şimdi cennetin bir başka köşesi. Çam ağaçları arasında böyle muhteşem, karşısı da aydınımızın simgesi, zeytin ağaçlarımız. Evet, geldik yerimizi tanımaya. 324 metre arsa üzerine kurulmuş bu 3 artı 1 ayrı mutfak. Tam müstakil villamızın ben şöyle bir kapısından içeri giriyorum. Etrafı size doya doya göstereceğim zaten biraz sonra. Balkonundan, terasından. Dostlarım, burası gerçekten konum itibarıyla Didim'in en güzel yeridir. Ön tarafta bir kayısı ağacımız. Böyle çok güzel çiçek ağaçlarımız. Evet, biraz masraf istiyor. Bakımsız kalmış. Tabii ki sahipleri burada değil. Nar ağacımız. Tam müstakil olduğunu göstermek için ben size etrafını şöyle bir dolaştırmak istiyorum. Erik ağacımız. Zaten komşuyla hiçbir irtibatımız yok. Limon çam ağaçlarımız büyümüş. Bakın, bütün meyve ağaçlarımız. Güllerimiz. Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur hesabı olmuş. Evet. Ve şuradan da şöyle şu açıyı göstermek istiyorum. Onu da daha detaylı şekilde göstereceğim ama buradan da göstermek istiyorum. Evet dostlarım. Şöyle bir bahçemizi dolaştık. Gördüğünüz gibi bakım istiyor. Bakım burası değil. Aslında bakımı herkes istiyor da yeterince bakamıyoruz. Evet. Burası geniş böyle bir veranda alanımız. Ve şimdi içeri girelim. Kapımız çelik kapımız yine. Şöyle bir salonumuzu göstermek istiyorum. Laminat yerler, spotlarımız, ledlerimiz, klimamız, televizyon ünite yerimiz. Otomatik ahşap panjur bunlar yalnız. Onu da şöyle ben size göstermek istiyorum. Evet. Otomatik ahşap panjurlarımız. Kapılarımız ahşap. Şöyle bir geniş bir veranda. Pergolemiz muhteşem bir ağaç. Çünkü ağaç başkadır. Ağaç böyle tatlı bir hava, tatlı bir enerji verir. Yani gördüğünüz gibi bakın, yine boyasıya etrafı şöyle bir göstermek istiyorum. Çok hoş bir alan. Ben beğendim. Fiyat konusunu size videomuzun alt köşesinde numaradan ararsanız size belirteceğim, söyleyeceğim. Burası mutfaktan çıkış yerimiz, çıkış kapımız. Evet dostlar, ben şöyle bir tekrar salonumuzdan mutfağımıza geçeceğim şimdi. Mutfak tamamıyla yenilenmiş. Ayrı mutfak.
Burada yine penceremiz. Burada da yine aynı otomatik panjurumuz var. Gayet aydınlık Ferah. Çünkü her yerde yine dediğim gibi bakın otomatik panjur. Buradan da verandaya çıkış kapımız. Biraz önce göstermiştim. Dolap yeterince çok fazla var. Mutfağımızı gördük. Şöyle bir daha göstereyim. Mutfağımızdan çok fazla uzun olmasını istemiyorum ama böyle bir yerde, böyle bir yerde böyle bir binden tamamen gösterilmesi lazım. Gördüğünüz gibi lavabomuz, tuvaletimiz, merdivenlerimiz, damatımız. Buradan birinci girişinin bir yatak odası. Burada da panjurlarımız. Yine şöyle doğa manzarası. Bu pencereden de yine aynı şekilde. Ağaçların burada kokusu insanı dinlendirir, huzur verir. Cır cır böceklerin sesleri geliyor bakın. Evet, şimdi bu odamıza gelelim. Bu odamızdan da odamızın genişliğini, rahatlığını şöyle görüyorsunuz. Odalar gayet rahat. Büyük bir balkon ve teras de. Yine ahşap pergole. Evet, buradan gireyim ben artık. Çok da böyle şey yapmayayım. Burayı gördükten sonra öbür kapıdan öbür odaya gireyim artık. Çünkü çok uzatmak da olmuyor. Burası da bir yatak odası. Klimalarımız mevcut. Beko marka. O odalar bunlardı zaten. Ortak kullanımlı, çok rahat, geniş, yenilenmiş tamamen bir duşa kabinli termostatımız da hazır. Bunlar hep yenilenmiş yalnız. Tamamen yeni. Çamaşır makinelerimiz orada, duşa kabinimiz de orada. Çift başlı duş başlığımız da orada. Havalandırmamız. Gayet rahat. Ahşap yine korkuluklar. Bir nastorji var burada. Yani hoşuma gitti benim. Yani çok güzel. Sadece güzel bir temizlik, bir yaşam alanı. Burada da bir dolap, böyle şey gibi, depo gibi bir dolabımız var. Çok geniş. İhtiyaç aslında. Değerlendirmişler, güzel değerlendirmişler orayı. Evet dostlar. Bakın, bir teras. Ama huzur veren bir teras. Bir tarafta çam ağacından pergolesi huzur veriyor. Öbür tarafta tam bir enerji deposu, yemyeşil çam ağaçları. İkisi birleşmiş bir yerde. Kesinlikle bunu unutmayın. Ben dediğimde bir yazlık alacağım, villa alacağım diyorsanız bu yer çok önemli. Niçin çok önemli? Böyle bir alan bulmak çok zor. Villa her yerden bulunur. Bilimin her yeri villa. Bu yer gitti mi bir daha gelmez. Sağlığına sağlık kadar. Terasımızda, lavabomuzda var. Bunlar sıfır. Sadece bakın. Baştan buraya diyorum bakıma ihtiyaç var. Bakım derken temizlik anlamında söylüyorum. Güzel bir temizliğe ihtiyaç var. Kırıl kırıl. Şu ahşap bugün yaptırmaya kalsanız. Bugünkü günün şartlarına göre inan ki dünya para. Burasının tamamen zaten montalaması bitmiş. Dediğim gibi güzel bir temizliğe ihtiyaç var. Dostlarım, paranız olabilir ama böyle bir yeri kaçırdığınız zaman böyle bir yeri bulma şansınız çok az olur. Şu huzurlu ortam, arkadaşımız bakın orada ne yapmış? Aydın'ın simgesi incir ağacı, incir topluyor orada. Şimdi bakın incir de yiyorlar. Yani bayağı. Zeytini, çamı, böyle huzurluyum, sağlık bulabileceğim, sağlığımı kavuşacağım. Yani tekrar denizime gideceğim, huzur içinde yaşayacağım diyorsunuz. Burası. Lokasyon, lokasyon,
lokasyon. Çünkü bu yerler gittiğini bir daha bulma şansınız yok. Saygılarımla Remzi Ünal'dan.